ekin, buğday, nohut olan bir bölgeydi. Fazla açılım yapamıyorduk, meyve dikemiyorduk. Baba mesleğini bıraktık, köyden şehre göç ettik. GES projesinden önce burada suyumuz yoktu. Geçmişte gölet olduktan sonra zaten dikime müsaade edildi. Yayladaki arazilerin sıkıntısı, gölet yetersiz kalıyordu, arazi büyüktü. Su iletmekte zorlanıyorduk. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Sürekler Yaylası'nda hayata geçirdiği GES projesi ikinci yılını doldururken bölgedeki bahçeler de yeşillendi. Bu durum köyden kente göçü engellerken tersine göçte başladı. Beni köye geri döndüren Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böceğin yapmış olduğu bir GES projesi. GES projemiz gündeme gelince yaylamız bir anda değişti. Milletimiz bağ bahçe yapmaya yöneldi. Vatandaşlar, gençler önem vermeye başladı. Eskiden buğday olan yerler şimdi tarla, bağ bahçe olmaya başladı, fidan olmaya başladı. Kayısı ağaçlarım 2 yılda bu hale geldi. Artık her şey çok güzel olmaya başladı. Pazarlamasını Antalya'ya, yurt dışına ihracata gönderebiliyoruz ürünlerimizi. %100 kaliteyi yakaladık yani. GES'le hem biz hem su toprağımıza döndük. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.